edelim. Yani enerjiyi hayatın kendisinden bulmuşlar. Sevgili seyirciler, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, Ege'li genç iş adamlarıyla buluştuğu Paris yolculuğunun gündemin bir numaralı maddesi oldu. Genel müdür, Expo'yu alacağız dedi. İş adamları ise yurt dışına çıkarken çektikleri zorluklardan dem vurdu. İzmir'in Expo heyecanı oylamaya son birkaç gün kala durağa tırmanırken Ege'li iş adamları gökyüzünün lideri Türk Hava Yolları'nın en üst kademesindeki isimle buluştu. Ender Yorgancılar yurt dışına çıkarken yaşadıkları sorunlardan dem vurdu. Ne zaman yurt dışına gitmek istesek İzmir'den maalesef Türk Hava Yolları'nın direkt bir uçuşun olmadığını görüyoruz. Siz belki şimdi konuşmanızda diyeceksiniz ki bizim partner olarak uçtuğumuz Lufthansa'nın uçağı var günde iki defa. Veya yine ortak olduğumuz Sun Express'in uçağı var. Onlarla da uçabilirsiniz. Tabii yolcunun beklentileri farklı. Her uçuşta aradığı özellikler farklı. Ama bizim esas aradığımız rahat, konfor ve zaman. Bu eleştirinin ardından bilgilendirmeye geçen Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil sıkıntının nerede olduğunu anlattı. Bizim sıkıntımız yetiştiremiyoruz. Bu yıl %24 büyüyoruz. Biraz sonra göreceksiniz. Yetiştiremiyoruz. Mal yok gidiyor. Onu söyleyeceğim sebebi nedir diye. Kargoda da iyiyiz. Hızlı geçeyim. Şimdi diğer konuklar dedik ki biz diyor her yerde uçuyoruz. O kadar da büyük hava yolu değiliz. Uçtuğumuz nokta sayısına 4. Biraz sonra göreceksiniz 15. Başka parametrede. Bu kadar yayılıp saçıldırken kar ediyorsanız tebrik ederler. Zar ediyorsanız sopaklarlar. Kotil, Expo içinde oldukça umutlu konuştu. İnşallah İzmir alacak onu. Çarşamba günü hepimiz bayağı dört gözle bekliyoruz ve tehayyül olarak da tüm il arkasındayız. Başkanım iyi çalıştık değil mi? Hayırlısı inşallah. Sevgili seyirciler, istediğiniz doktordan randevu almak artık sadece bir...